Köpek mamaları da pahalanmış. Onbaşı neden çalışmıyorsun? Çok tembelsin. Çabuk mahkumları buraya getir. Tabii efendim. Gazete bile okutmuyorlar. Benimle gelin. Aferin onbaşı. Siz de rahatınıza bakın. Çünkü buradan kolay kolay çıkamayacaksınız. Benden kemik almayı hak ettin. Kelepçelerimizi çıkarmayı unuttu. Pekala, bunu çözmeliyim. Saç tokası tüm kilitlerin anahtarı. Yardım ister misin? Neden işleri zorlaştırıyorsun? Hey, burası hiç hijyenik değil. Bir sürü bakteri var. Spor salonum daha temizdi. Hey, böyle bir yerde yaşayamayız. Sana o tasmayı alacağım, söz veriyorum. Dikkatimi dağıtmayın. Mahkumlara neden bu kadar sert davranıyorsunuz? Eh, tek suçum sınavda kopya çekmekti ve şimdi hapisteyim. Hakkınızda şikayette bulunacağım. Aa, bunu gerçekten yapabilirim. Hey, hücre arkadaşım, bak ne buldum. Odamızı temizleyebiliriz. Şu an meşgulüm. Ah, orada ne var? Burada benden önce benim gibi biri mi vardı? Karton ve kalem bile var. İnekler, hepiniz aynısınız. Evet, benim için yorucu bir gün olacak. Ama başka seçenek yok. Bir çeşit egzersiz olarak düşüneyim. Yeterince keskin değil. Hey, kalk, işimi engelliyorsun. Madem öyle, kalkayım. Ne kadar çok çöp var. Burada renkli sümüklü böcekler mi savaştı? Umarım bu lekeler çıkar. Sonunda mükemmel açılmış bir kalem. Hey, böyle bir silahı hücrede bulunduramazsın. Bunu senden almalıyım. Bu kalemi alabilirsin. Aynı onun gibi. Kalemi boşuna açtım. Teşekkürler. Önemli olan yazması. Bu bezin tüm suyunu sıkacağım. Ah, sanırım biraz fazla abartmış olmalıyım. Sıra temizliğin en kötü kısmında. Ah, gaz maskesi var mı? Sakin ol Sandra. Sen güçlüsün. Halledersin. Temizlik programı bitti. Ah, beni korkuttun. Artık çok daha kolay ve hızlı olacak. Pekala, nereden başlamalıyım? Bu karton da ne? Tüm çöpleri attığımı sanıyordum. İşime hiç saygı duymuyorsun. Sayemde bu hücre artık yaşanabilir bir halde. Ne düşünüyorsun? Özel bir yanı yok. Ah, nankör. Spora devam etmeliyim. Ah, durumu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Şanslıyım ki en sevdiğim kitapları yanımda getirdim. Bu köşede harika görünecekler. Keşke daha fazla getirebilseydim. Ama bir şey daha var. Bu son kimya yarışmasından. İnek orada ne yapıyor? Öğrensem iyi olacak. Bu hücrenin tasarımı için bir şeyler yapabilirim. Aklıma bir fikir geldi. Dumbbell'larım göze çarpan bir yerde olmalı. Geriye kalan tek şey bu ağırlığı da oraya koymak. Hadi, hadi, koyacağım onu oraya. Hadi. Ah, Sandra, iyi misin? Canın acımış olmalı. Hayır, sakin ol. Yeni bir bacak egzersizi. 1, 2. Ne tuhaf biri. Boş görünen duvarı biraz renklendirmeliyim. Bunun için bir planım var. Kimyasal elementler. İyi ki bir sürü çıkartmam var. Garip bir alfabe. Yoksa bir bulmaca mı? Mendeleyev görse benimle gurur duyardı. Artık hücre eskisi kadar kötü görünmüyor. Fena değil. Ben de onu taklit edip ilginç bir şeyler yapmalıyım. Bu demirlerden zaten çok var. Eksikliğini fark etmezler. El yapımı demirlerimiz hazır. Unutmamak için birkaç not almalıyım. Ah, çok tuhaf. Çok çalışıp daha da güçleneceğim ve buradan çıkacağım. Sessiz ol, kitap okuyorum. Kitabı kapatalım. Biraz dinlenmeliyim. Ah, ne buldum? Bay Tesla, artık baş köşemde olacaksınız. Burayı nasıl buldunuz? Egzersizimi tamamladım. Formumu asla kaybetmeyeceğim. Evet, iyi bir iş çıkardık. Gerçekten harika. Bu hapishanenin içi ne kadar kötü. Aa, merhaba tatlım. Seni çok özledim.
Gardiyan yok mu? Harika, tırnaklarım güzel görünmeli. İçiniz rahat olsun. Tehlike! Burada ne yapıyorsunuz? Sadece sohbet ediyoruz. Dün 200 şınav çektim, inanabiliyor musun? Çok katılar. Acele eder misin? Neredeyse bitti. Tırnaklarına hayranlık duyabilirsin. Harikasın. Törpüyü de verir misin? Törpülü yiyecek misin? Hayır, uzunluğunu korumak için. Teşekkürler, seni görmek güzeldi. Pekala, getirdin mi? Evet, söz verdiğim gibi istediğin gibi atıştırabilirsin. Neden ekmek getirdin? Bu ekmeğin özel bir sebebi var. Aa, sinsice. Bu en son baskı. Uzun zamandır bunu istiyordum. En iyi arkadaşıma hayal kırıklığını uğratamazdım. Kuantum fiziğini bile anlatıyor. Aa, kırmızı kot. Acele edin dört gözler, fazla zamanınız kalmadı. Senin yerinde olduğum zamanları düşünüyorum. Yine karanlık geçmişinden mi bahsediyorsun? Huzur içinde okuyayım. Konsantre olamıyorum. Yine klostrofobim başladı. Nefes alamıyorum. Duvarlar üstüme geliyor. Yardım edin. Evet, burada her şey kontrol altında. Kızlar, yürüyüş zamanı. Evet, biraz temiz hava almam gerek. Açık hava egzersizi harika. Ne zaman çıkıyoruz? Yürüyüş benim ve tüylü onbaşım içindi. Pekala, o zaman burada antrenman yapacağım. Biz siz sıkılmayın, sessizce oturun. Çok kolay, hiçbir çaba hissetmiyorum. Ah, böylesi daha etkili olmalı. Isabel çok güzel bir manikür yaptı. Bu sporcuların aklından neler geçtiğini merak ediyorum. Ah, bunun altında ne işi var? Sandra'nın takma tırnakları ve bir törpü mü? Bunlar işime yarayabilir. Biraz çaba sarf etmeliyim. İşte, yakında çıkacağız. Onlar benim tırnaklarım mı? Ah, kırıldı. Bu tırnaklarla çok uğraşmıştım. Ama sorun değil. 9 denemem daha var. Bu sıralar en trend olan şey ne? Aa, tanıdık yüzler. Aa, ne güzel saçlar. Acilen aynı saç modeline ihtiyacım var. Bu saçın modası çoktan geçti. Karar verildi. Değişim zamanı. Şimdilik sorumlu sensin. Gözlerini 4 aç. Çok önemli bir işin var. Evet, geçen sefer de alışverişe gitmiştin. Rekorumu kırmak üzereyim. Köpekle baş başa kaldık ve boynunda bir anahtar var. Köpek çok tatlı değil mi? Üzgünüm, devam etmem gerek. Anlaşabiliriz. Hey, bana anahtarları verir misin? Yine neyin peşindesin? Hay aksi. Bir ip. Lucy! Korkma. Aklıma bir şey geldi. Bu köpeklerin dikkatini çekiyordu değil mi? Ben bir hapishane çalışanıyım. Normal bir köpek yavrusu değil. Senin için bir şeyim var. İp çok kısa. Kendim halledebilirim. Hedefe ulaştım. Benimle geliyorsun. Asla karşı koyamam. Burada bekle. Her şey istediğimiz gibi. Sana güveniyorum. Gerçi bunun doğru bir karar olup olmadığından emin değilim. Şimdi işe yarayacak. Bebeğim, buraya gel. Olmaz. Beni kolay kolay kandıramazsınız. Nöbet tutuyorum. Hav! Neden? 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 Görevi elime alma zamanı geldi. Okuldayken çok başarılı bir öğrenciydim ve sanat dersinde de öyle. Artık bir kız arkadaşın var. Çok yeteneklisin. Onlara bir buluşma ayarlamalıyız. Kurabiyeler romantik bir akşam yemeği için mükemmel olur. Buna kimse karşı koyamaz. Buraya gel. Bizi görmesin. Vay, senin gibi güzel bir kızın böyle bir yerde ne işi var? Burnuma kötü kokular geliyor. İşe yaramadı mı? Ah, içinden yırtıcı bir canavar çıktı. İşte geldim. Yeni saçımı beğendiniz mi? Burada ne oldu? Çok korkunç. Bu ne dağınıklık? Mahkumlar nerede? Hey, oradan inin ve hemen temizleyin burayı. O korkunç canavar buradayken asla aşağı inmeyiz. Küçük bir köpekten mi korkuyorsunuz? Ah, bu çok komik. Onbaşı, çalışma nasıl gidiyor? Bu tuhaf mahkumlarla beraber olduğun için sıkılmış olmalısın. Böylesine küçük ve şirin bir şeyden nasıl korkarsınız? Herkes beni küçümsüyor. Üstelik en tehlikeli suçluları yakalamama rağmen. Ah, neredeyse unutuyordum. Burada bekle, öğle yemeği zamanı. Ünlü bir şeften bu kadar iştah açıcı bir yemeği en son ne zaman yemiştiniz? Leziz bir tavuk ve taze sandviçler, daha ne olabilir ki? Kokuya bak, ağzım sulanıyor. Karbonhidrata ihtiyacım var. Sizin için olduğunu mu sandınız? Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm ama bu yemeği sadece personel ve özel mahkumlar yer.
Yulaf ezmesi yediğiniz için şükretmelisiniz. Afiyet olsun. İkimiz de çok çalıştığımız için yiyip güçlenmemiz gerekiyor. Nefes denemelisin. Teşekkürler ama yemeyeceğim. Enerjini tazele ve benim gibi ol. Doğru, acil durum Zulan vardı. İstemediğine emin misin? En azından dene. Daha ilginç bir şey yapacağım. İzle. Vay, bu sihir mi? Hayır, daha da iyisi. Kimya. Bunu tut lütfen. Hemen döneceğim. Bana da biraz bırakabilirdin. Çok kıskanmış olmalılar. Şefinizin tatlı yapmadığını gördüm. Biraz ister misiniz? Seve seve. O kadar da beceriksiz değilmişsin. Vişneli donut. Sanırım kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Planım işe yaradı. Böyle iğrenç bir şeyi nasıl yiyebilirsin? Sandra ve ben bu yemeğin tadını çıkarabiliriz. Çabuk buraya gel ve atıştır. Sen gerçek bir dahisin. Hapishanede makyaj yapmak yasaktır. Yine kendi düzenimi sağlamam gerek. Ah, uyuyakaldı. Harika, harekete geçme zamanı. Bu an için çok bekledim. Ah, egzersizi bitirdim ve şimdi makyaj yapabilirim. Hapishanede olmam muhteşem görünmeme engel olamaz. Hey, bu kurallara aykırı. Ha, Vanessa, uyan. Ha, ne? Biri bana mı seslendi? Gizlice makyaj yaptığınızı fark etmeyeceğimi mi sandınız? Düşündüğünüz gibi değil. Ona en sevdiğim rujumu veremem. Lütfen sakin olun. Bir dakika. Bizi cezalandırmayacak mısınız? Zamanında makyaj yapmayı siz amatörlerden çok daha gizli yapardım. Gerçek bir profesyoneldim. Başkanlık dairenize hoş geldiniz kızlar. Son gülen kim olacak göreceğiz. Güzel olma arzunuzun sizi hapse atacağını kim düşünebilirdi ki? Hey, şu kelepçeleri çıkar, bu çok fazla. Sakin olun, şimdi onları çıkaracağım. Yarım gün boyunca bu kahrolası şeyler bileğimizde. İşte geldik ve dudaklarımıza sürecek hiçbir ürünümüz yok. Çok üzücü. Üzülme kardeşim, bak bende ne var? Şeftali aromalı rujum var. Bana da ver. Tüm yol boyunca bunu hayal ettim. Bu inanılmaz bir mutluluk. Bu renk sana çok yakıştı. Orada ne var, ruj mu? Hücrede makyaj yok. Bakın burada ne var. Ne o? Makyaj yapılmasına izin vermiyoruz. Gerçekten mi? Oh, seni kötü kız. Oyun oynamak mı istiyorsun? Tamam, bunu kendin istedin. Polis Ellen sinsi bir oyun oynamaya karar verdi. Kızların bu silaha karşı hiç şansı yok. Soğan mı? Çorba pişirmeye mi karar verdi? Bilmiyorum, bu çok tuhaf. Bunu bize neden yapıyor? Mükemmel makyajım mahvoldu. Anlaşıldı. Pes mi ediyorsunuz? Evet, anahtarlarını al işkenceci. Bu daha akıllıca. Ellen, bu Newtoki'nin ofisindeki geçici çalışan. Burası özellikle tehlikeli suçluların bulunduğu bir departman. Kızlar benim. Vay canına Alice. Dur bir dakika. Şapkanın altında ne saklıyorsun sen? Ben mi? Hiçbir şey. Bakabilirsin. Yine de kozmetik için seni kontrol etmem gerek. Alice yan kesicilik sanatında gerçek bir profesyonel. Bu nedenle rujunu saklamak onun için asla çok zor değil. Her yerin temiz. Sana söyledim, anahtarlar lütfen. Al bakalım meslektaş, sana kolay gelsin. Saf Ellen, onu kandırmak çok kolaydı. Kızlar, o gitti. Harika, şimdi bir rujumuz daha var. Kızların elde etmekten mutlu olacağı iki şey vardır. Özgürlük ya da yeni bir ruj. Gözlerimin altındaki morlukları kapatacak hiçbir şeyim yok. Sakin ol kardeşim, ihtiyacın olan şeye sahibim. Sen bizim kurtarıcımızsın. Düşman atlarının gerisindeki ekipten biri olmak sadece zor bir görev değil, aynı zamanda tehlikeli bir görevdir. Ama kızların dostluğu buna değer. Jacqueline ve Vanessa'nın hapishane fotoğraflarında harika görünmesi için her şeyi yapacağım. Ve işte ilk model. Dik dur ve kameraya bak. Nasıl fotoğraf çekileceğini biliyorum. Alice, hazır mısın? Elbette patron. Tamam, başla. Hazır ol. Poz için gülümse.
Hay aksi. Anlaşılan işlemi yapmam pek mümkün değil. Kamera bozuk. Ama bir fikrim var. Hiçbir yere gitme. Bir saniye içinde döneceğim. Bonjour. Bu kim? Benim adım Alessio ve bugün bir fotoğrafçı yerine bir sanatçınız olacak. Şimdi sanat vakti. Sihir başlasın. Bir fotoğraf için en iyi arkadaşınızı makyajsız bırakmak, onu savaş alanında silahsız bırakmak gibidir. Böylece Alice bu durumdan daha yaratıcı bir çıkış yolu bulmaya karar verdi. Gözlerini kapat. Şimdi dudaklarına dokunacağız. Bitti. Evet, dünyanın en iyi kız arkadaşlarına sahibim. Yasak makyaj için verilen savaşta her şey mübahtır. Neredeyse bitti. Hey, orada ne yapıyorsun? Özel bir durum yok, hücreyi koruyorum. Doğru. Vay canına, ucuz yırttım. Kızlar kalkın. Sizin için bir şeyim var. Izgaraya yaklaşın. Yeni göz makyajı sizi bekliyor. Hazır olun. Bu çok güzel. Alice, sen en iyisisin. Sana bayılıyoruz. İşte bu kadar. Artık bıktım. Özgür olmak istiyorum. Wow, pekala, tamam. Beni yakaladın. Kalıyorum. Acıktık. Bize yemek verin. Sessiz olun. Yemek burada. Akşam yemeğiniz servise hazır kızlar. Bu talaş mı? Hapishane yemekleri arzuladığınız şeylere çok uzak bir şey. İşte yulaf ezmeniz. Bu hiç de hoş gözükmüyor. Hadi bunu götür. Kızlar, size bir şey getirdim. Söz veriyorum, beğeneceksiniz. İğrenç. Ve burada çalınacak burger yok. Belki baharatlar onu daha lezzetli yapar. Vay canına, Vanessa. Şu parıltıya bir bak. Bekle, bu şekilde yiyemeyiz. Delirmemek için zor duruyorum. Ellerinde makyaj malzemesi varsa lezzetli yemeklerin yokluğu bile gerçek moda tutkunlarını üzmez. Bu kadar stresten ve üzüntüden sonra yüzünüzü güzel ve taze göstermenin en iyi yolu iyi bir uykudur. Mutlu yıllar size. Ne var? Doğru dürüst uyumamıza bile izin vermiyorlar. Mutlu yıllar size. Öyle olsun, teşekkürler. Burada neler oluyor? Şunu kesin. Hadi, çok eğlenceli. Sonunda lezzetli bir şey. Alice olmasaydı ne yapardık bilmiyorum. Çok güzel kokuyor. Vay canına, Alice içinde bir şey saklamış. Bakalım, bu işimize yarayabilir. Güzel bir hediye. Harika, teşekkürler Alice. Şimdi tırnaklarımızı güzelleştirebiliriz. Benimkileri de yap lütfen. Bu fırsatı kesinlikle kaçırmam. İki gün boyunca manikür hayal ettim. Ne yapıyorsunuz? Hücrede güzelleşmeye izin yok. Güzellik için değil, kaçmamız için. Peki, tamam o zaman. Bu adam çok sinir bozucu. O gitti, devam edelim. Wow. Kızlar, akşam boş zamanınız var. Bugünkü kitabınız. Dur, yine kozmetikle ilgili bir şey mi var yoksa? Makyajsız nasıl görünebilirim? Tamam, verebilirsin. Cidden mi? Alice bizimle dalga geçmeye mi karar verdi? Bunu okumayacağım, alabilirsin. Vanessa, burada bir hazine var. Sana Alice'in bizi hayal kırıklığına uğratmayacağını söylemiştim. Ah, biraz göz farı ve hayat yeniden güzel. Jacqueline, daha fazla gölge yap. Makyaj ne kadar parlaksa o kadar iyi. Hücrede sessizlik, sakin durun ve makyajınızı da temizleyin. Hiçbir şeyi temizlemeyeceğiz. Gerçekten mi? Silahımı unuttunuz mu? Bu soğanla istediğin her şeyi yapabilirsin. Bu sefer bizi kandıramazsın. B planı Alice, hadi. Bir süredir bunun üstünde çalışıyorum. Bu adamdan zaten hoşlanmıyorum. Ne yapacak acaba? O bizim kitabımız. Film açacağım ve izleyeceğiz. Bu sizin için. O halde başlayalım. Dünyanın en hüzünlü drama filmi. 2000 dolarlık parfüm şişesini nasıl kırabilir? Bu plan her seferinde işe yarıyor. O da ne? Alice, bu pudra mı? Ne? Her şey bir oyun muydu? Onu bana ver. Tutuklusun. Bu benim suçum değil. O kişi ben değilim. Hayır, o ben değilim. Bunu bana yapma. Hayır. Her
şey çok iyi gidiyordu ve siz her şeyi mahvettiniz. Ama fotoğrafımız güzeldi. Kızlar kavga etmeyi bırakın. Size güzel bir haberim var. Makyaj yapmamak artık moda. Bu Playtrum'un en son sürümü. Hadi makyajı temizle. Makyaj temizleyicimiz olmaması üzücü. Önemli değil. Su bizi asla hayal kırıklığına uğratmadı. Görünüşe göre suçlularımızın hapishanede gizlice makyaj yapmasına gerek yok. Ve şimdi buradan çıkmamızın zamanı geldi. Bu fotoğraf odasını sevmedim. Güzel çıkacaksın. Burasının güzel bir aydınlatma sistemi var. Gülümse. Söyle bana, bu iyi bir açı mı? Ne kadar güzel göründüğümü göster bana. Yeni bir fotoğrafımı çek. Hoşuma gitmedi. Ayrıntı olarak bana kelepçelerini verir misin? Pekala, al bakalım. Kadın hapishanesindeki vesikalık fotoğraf çekimi daha çok magazin dergileri için çekilen profesyonel fotoğraf çekimine benziyor. Fotoğraflar muhteşem çıktı. Ah, ama düzenlemeden olmaz. Bir kadın hapishanesindeki kızlar fotoğraflarının mükemmel görünmesi için her şeyi yapar. Vay canına, oldukça yeteneklisin. Burası senin yeni evin. Biraz temizlenmesi gerek. Bunu kendin yapacaksın. Burayı temizlemek oldukça zor olacak. Tebrikler. Artık burada yaşayacaksın. Gürültü yapma. Burası o kadar da kötü değil. Artık istediğim kadar uyuyabilirim. Bir yastığım olsaydı harika olurdu. Bütün bunlar çöpe gidiyor. Bunları atmak için çok tembelim. Aa! Aa, işte yastık. Bir erkek hapishanesindeki rahatlık ve temizlik kesinlikle listenin başında yer almaz. Aa! Biraz dikkatli olsana. En kalbi duygumla özür dilerim. İzin ver sana yardım edeyim. Eros'un okları yoksa sahiplerini mi buldu? Gitmem gerek. Öğle yemeğinde görüşürüz. Ne? Bunu düzeltmem gerekecek. Son rütuşlar kaldı. Sonunda bitirdim. Burası artık çok daha şık. Neredeyse ev gibi. Hey! Onun burada ne işi var? Onunla aynı hücreyi paylaşmak istemiyorum. Hemen çık git. O kalıyor ve sen benimle geliyorsun. Hayır, istemiyorum. Vay canına, bu hücre geldiğim hücreden çok daha havalı. Yastık burada daha yumuşak. Bu kabus olmalı. Burası çöplük gibi. Burada insan nasıl yaşar? Ben buralarda olacağım. Pekala, uzun bir temizlik olacak. Hapsedildikten sonra bile Robert umudunu kaybetmedi. Ve eski bir arkadaşından yardım istemeye karar verdi. Bana yardım et. Hapishane postası yazıyı ona ulaştıracak. Neil kesinlikle beni buradan çıkaracak. Burada olmalı. Islah merkezi mi? Sonra görüşürüz. Aa, üzgünüm efendim ama metal dedektörü sizde metal bir şey tespit etti. Ekmeğinizi alayım. Gördünüz mü? Ne olmuş yani? Burada artık kimse aç kalmayacak. Aletler içinde. Bunu Robert'a ver. Bunu yapamam. Arkadaşımın o ekmeği almasına ihtiyacım var. Yoksa bunu iç malzemesiyle birlikte senin yemen gerekecek. Ne kadar havalı ve tehlikeli bir adam olduğumu gördün. Hey sen, bir paketin var. Onu yemeni tavsiye etmem. Sağ ol. Görünüşe göre arkadaşa verilen bana yardım et notu işe yaramış. Burada artık kalmayacağım. Merhaba sevgili dostum. Senden yardım istemek için yazıyorum. Başım belaya girdi. İşte bu, bitti. Robert'ın notu elbette daha iyiydi. Ama Jacqueline'inki de fena sayılmaz. İyi günler. Peki inatçı bir gardiyanı bir mahkuma alışılmadık bir pasta vermeye nasıl ikna edersiniz? Kadın hapishanesinde erkeklerin aksine anlaşma yapmak için tehditlere ihtiyacınız yok. Ne de olsa Vanessa'yı iltifatlarla yatıştırarak gardını düşürmesini sağlayabilirsiniz. Saçın gerçekten harika. Aa, bu pasta kime? Görüyorsun, bu Jacqueline için. Pekala, ona verebilirsin. Sadece sessiz ol. Hey Jacqueline, bak sana ne getirdim. İşte bu. Törpüler mi? İnanılmaz. Bir kızın her şeyden önce maniküre dikkat etmesi gerekir. Aa, çok açım. Diyetim günde 3 öğün yemek içermeli. Yemek zamanı. İşte öğle yemeğin. Hapishanenin ana menüsü mayasız yulaf lapası.
Sana ne getirmemi istiyorsun? Kesinlikle bu yulaf lapasını değil. Ama sushi... Tatlım, gerçeğe dön. Yulaf lapası istemediğine emin misin? Hayır mı? Ne kadar seçicisin. Peki buna ne dersin? Japon yemeklerine bayılırım. O zaman afiyet olsun. Artık Jacqueline zarif kişiliğine yakışır bir yemek yiyebilir. Böyle önemli durumlar için hazırlanmış birkaç yemek çubuğu bile var. Mükemmel. Şu anda bir at yiyebilirim. Hadi devam edin. En azından o lezzetli etten bir parça yemek istiyorum. Hey, kovada başka kanat var mı? Ha? Seninle paylaşmayacağım. Aklından dahi geçirme. Red Tigers, bunu yapabilirsin. Kazanacaksın. Sen de mi kızılları destekliyorsun? Bir gardiyanla aynı takımdaysanız sizinle bir yemek paylaşma şansı var. Aa, takımımız kazandı. Yaşasın. Hapishanede formda kalmayı unutmamalısınız. Ancak ne yazık ki buraya spor malzemeleri ve egzersiz makineleri temin edilmiyor. Harika! Bu tam da özlediğim şey. Spor hayattır. Artık herkese harika fiziksel görünüşünü gösterebilir. Sadece şu çelik kaslara bakın. Dağları yerinden oynatabilirim. Hey Bay Muafız! Vay canına, tıpkı Hulk gibisin. Parmaklıkları yıkmayı bırakman dışında kötü bir hapishanemiz var. Kadınlar hapishanesinde de Jacqueline parmaklıkları ayırmaya çalışmaktan vazgeçmiyor. Ancak şu anda bunu yapamadığı için güçlü saçlarının kaçmasına yardımcı olmasına yönelik bir planı var. Aa anneciğim! Görüyorsun, sadece perma yaptırmak istiyorum. İşte bu. Bukle maşalarını daha sonra benden geri alırsın. Planım yine başarısız oldu. Girin ve rahatınıza bakın. Siz aranızda uzun uzun konuşun. Pekala, nerede kalmıştık? Yani birbirimizi ispiyonlamıyoruz değil mi? Sessiz ol. Sorgulamadan sonra yemeğe gidelim mi? Oldukça güzel fikir. Bir saniye, ben halledeceğim. O halde sizi dinliyorum. Bankadan para çalmaya mı çalıştınız? Söyleyin bana. Hepsi Jacqueline'in fikriydi. Yalan söylüyor. İkinizden de gerçekleri bekliyorum. Ah ne adam. Çok tatlı. Aynı kedi yavrusu gibi. Vanessa, dikkatim dağıldığı için üzgünüm. Bitti. Randevumuzu tartışmaya devam edebiliriz. Onlar arasındaki aşk kıvılcımlarını görüyor musun? Onlara yardım etmeliyiz. Hey Bay Muhafız! Neden ona hislerini söylemiyorsun? Ne? Sence bu iyi bir fikir mi? Kesinlikle evet. Çok mutluyum. Ne güzel bir gün. Gelin harika görünüyor. Artık damat gelini öpebilir. Kaçtılar mı? Peki ya pasta? Tamam, boş ver. Sonunda özgürüz. Ne? Ah hayır, olamaz. Robert, aşk zincirlerine yakalandığın için çok erken sevinme. Hangi cezaevinde durum daha komikti? Erkek cezaevi mi yoksa kadın mı? Cevabınızı bu videonun altına yorumlara yazın. Videomuzu beğendiniz mi? O zaman beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın. Görüşürüz.